Son zamanlarda çok gündem oldu. Şeriatla alakalı bir takım kavramlar, tarifler vesaire. Özellikle genç dimağlar arasında bu çok konuşuluyor. Yani gençlerin şeriat kavramına bakış açıları nasıl olması lazım? Bilmiyorlar. Mektep kitaplarında, okul kitaplarında şeriat hep irtica olarak onlara anlatılmış. Yobazlık olarak telkin edilmiş. Öyle zehirlemişler. İslam'ın kaynaklarından okuma, öğrenme imkanına sahip değil. Dolayısıyla bunların suçu yok. Suç problemler de kitaplarda hala bunların onlara okutulmasında. O halde şeriat nedir? Şeriat İslam'dır. Allah Resulü'nün getirdiği dindir. Bu dinle beraber ne geldi? İnsanı köle pazarında satıyorlardı. Kilise konuşmadı. Havra konuşmadı. Dünya sustu. Kim konuştu 15 asır önce? Şeriatı bize getiren Resulullah Aleyhisselam konuştu. Kadın, Avrupalı adam daha düne kadar insan mı hayvan mı bunu tartışıyordu. Bunu konuşuyordu. Ama kadının anne olduğunu söyleyen kim? Resulullah Aleyhisselam. Erkek ne kadar yükseliyorsa kadın da bu kadar yücelecek diyen kim? Resulullah Aleyhisselam. İşçiye çalıştırdınız, alın terini verin diyen kim? Peygamber Aleyhisselam. Bu sendikalar daha yeni kurdular. İşçinin hukukunu savunmak için. Bunu söyleyen 15 asır önce kim? Peygamber Aleyhisselam. En büyük sömürü vasıtası ne? Faiz. 15 asır önce faizi alan verenler Allah'la Resulü'yle savaşıyor diyen kim? Kur'an-ı Kerim. O zaman bunları söyleyen, bunların hangisi insanlığın saadet ve selametine aykırıdır, zıttır? Bütün bunlarda insanlığın huzuru bu anlattıklarımda değil mi? Peki bunları daha nicesini söyleyen şeriattır. O halde şeriat gericilik değil, medeniyettir, terakkidir, yücelmedir. E bıraktık şeriatı. 100 yıl önce ne oldu? Bir Osmanlı olabildi mi? O halde yeniden cihan devleti olabilmek neye bağlıdır? Bu milletin aslına, köklerine, şeriata dönmesine bağlı.